Araştırmacı yazar hemşerimiz Veysel Atacan'la birlikteyiz. Dinler tarihi içerisinde mensubu bulunduğumuz İslam dininin İslam coğrafyasındaki durumu nedir? Evet, İslam, dinimiz İslam, evrenin ve insanlığın en son dinidir. İnsanlık yaratıldığından günümüze kadar 120 bin peygamberin geldiği söylenir. Peygamberler her çağın kendi durumuna göre çağ insanının akıl çapına göre peygamberler gelmiş, ona göre yönlendirilerek, ona göre eğitimler vermiştir. Peygamberler Resul, Nebi, öğretmen olarak anılırlar. Neden? Çünkü onlar iyi insan yetiştirmek amacıyla görevlendirirler. Ona göre eğitim verirler. Buna pedagojik olarak pedagoglar da diyebiliriz. Amaç iyi insan yetiştirmektir. Bizim dinimiz İslam, evrenin ve insanlığın en son dinidir. Bu dinden sonra daha ne bir peygamber, ne bir kitap, ne bir din gelecektir. Neden? Çünkü artık insanlık akıl çapını tamamlamıştır. Akıl çapını tamamlamış olan insanlık zaten Allah'ın varlığını ve birliğini kendisi görebilir. İsviçre'de yapılan Big Bang olayıyla Tanrı parçacığı olarak adlandırılan bir fizik hocalarının yapmış olduğu deneyimle de görülmüştür ki evren bir zerreden yaratılmıştır. Yüce Peygamberimizin bize öğretmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de bu net olarak yazmaktadır. Demek ki 632 yılında tamamlanan İslam dininin peygamberi Allah'ın vahyiyle bu bilgiyi o gün bütün insanlığa duyurabilmiştir. Bu din akla, bilime, düşünceye hitap eden bir dindir. Ama maalesef İslam coğrafyasına baktığımız zaman bu dini anlayarak, kitabı olarak yaşayamıyoruz. Yaşatamıyoruz da. Çünkü engellemeler var. Maalesef İslam dini Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle beraber bir kaos ortamına girmiştir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla beraber Batı dünyasında İslam coğrafyasına yönelik bir Haçlı hareketini görürüz. Bu Haçlı hareketinin sonunda Hristiyan coğrafyasında yetişen papazlar vasıtasıyla İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'a karşı reddiyeler yazılmış, çarpıtmalar yapılmış. Hem Kur'an'ımıza hem Yüce Peygamberimizin hayatına yönelik bir sürü uydurma rivayetler meydana çıkmıştır. Bunun sonucunda 1717 yılında maalesef Vahabi Muhammed Abdülvahab vasıtasıyla İngilizler Vahabi dinini kurmaya çalışmışlardır. Bu da gönderdikleri maalesef Lawrence'ler vasıtasıyla İslam coğrafyasında çok kötü bir yayılmaya neden olmuştur. Bugün ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde 86 tane farklı tarikat denilen, cemaat denilen yapılar mevcuttur. Bu yapıların tamamı bugün görüyoruz ki kendi arzu ve isteklerine göre bu dini yorumlamaya çalışıyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar. Oysa yüce dinimizin çok güzel bir kitabı var. Kur'an-ı Kerim'imiz. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman burada görüyoruz ki hem iniş sırasındaki ayetine baktığımızda İkra bismi rabbike halek diye başlıyor. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku diyor.
Ama maalesef İslam coğrafyasına baktığımız zaman okuma sıralamasında 76.yiz. Yine Kur'an-ı Kerim'imize baktığımız zaman 105 ayetinde düşünmeyi emrediyor. Ve en büyük hakareti Yunus suresi 100. ayette düşünmeyip aklını kullanmayanlara yapıyor. Burada da İslam coğrafyasının ne kadar Kur'an'dan uzak yaşadığını görüyoruz. Bugün İslam coğrafyasında düşünür çıkartamıyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'imize baktığımız zaman aklınızı kullanmaz mısınız? Akletmez misiniz? Akletmiyor musunuz diye aklımızı kullanma yönünde bir sürü emirler vardır. Maalesef buna da uymuyoruz. Yüce Yaradan Kamer suresinde 17. 22. 32 ve 40. ayetlerde yeminler ederek ant olsun ki anlaşılsın diye Kur'an'ı gönderdik. Anlayanımız var mı der. Ama maalesef bunu anlama konusunda da bir çaba sarf etmiyoruz. Yine Bakara suresinin 2. ayetinde zalikel kitabu la reybe fi hudellil müttekin der. Şimdi buraya baktığımız zaman bu kitap uyarılmak isteyenleri uyarmak için gönderilmiş bir kitaptır der. Maalesef biz kitabı uyarmak için, uyarılmak için okumuyoruz, anlamıyoruz, düşünmüyoruz, aklımızı kullanamıyoruz. Yine güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanların en hayırlısı insanlık için hayırlı işler yapanlardır der. Peki İslam coğrafyasına bir bakalım. İbn Sina'dan sonra insanlık için hayırlı iş yapan bir tane bilim adamı çıkarabildik mi? Değil mi? 57 tane İslam ülkesi var. Bugün 1,5 milyar nüfusa sahip bir dinden bahsediyoruz. Bunların içerisinde yine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz birçok alanda önderlik yapmakta, bayraktarlık yapmakta. İslam coğrafyasının başı dara düştüğü zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bu İslam coğrafyası içerisindeki dara düşen ülkelere sahip çıkmaya, yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bunu da bu cumhuriyeti kuran Yüce Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Şimdi bazı kesimler şöyle değerlendiriyor. Efendim Mustafa Kemal öyle yaptı, böyle yaptı. Şöyle değerlendirmemiz lazım. Mustafa Kemal'den önce İslam tarihi konusunda Osmanlıca yazılmış bir eser mi vardı? Mustafa Kemal'den önce bu Kur'an anlaşılabiliyor muydu? Mustafa Kemal'den önce din öğretmeye çalışan, dini uygulamaya çalışan hocalarımız, imamlarımız nasıl yaşıyorlardı, nasıl geçiniyorlardı? Bunu bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Batı'nın bir düşüncesi var. Bu düşünce şu. Diyor ki Muhammed Mustafa'nın vahyiyle Mustafa Kemal'in ülküsü birleşirse biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile başa çıkamayız. Onun için bir kesime Yüce Peygamberimizin uydurma, rivayet, hadis gibi sözcüklerle onun hayatıyla ilgili olumsuz yayınlar yaptırıyorlar. Bir kesime de Mustafa Kemal'in ülküsünün gerçekleşmemesi için onun aleyhinde yayınlar yaptırıyorlar. Türk milleti akıllı olsun. Türk milleti aklını başına toplasın. Ne Muhammed Mustafa'sız ne Mustafa Kemal'siz bu ülke bir yere varamaz. Biz Yüce Peygamberimizi de seviyoruz, sayıyoruz. Onun indirdiği kutsal kitabımıza, Kur'an-ı Kerim'imize sonuna kadar bağlıyız. Onun gösterdiği yolda yaşayıp ilerleyebilmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu bizim için farzdır. Yüce Peygamber ne diyor? Seni yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Yüce Peygamberimiz de bu dini bu kitaptan öğrendi. Yine Kur'an'da der ki sen ne bir din ne bir kitap biliyordun. Demek ki biz de Yüce Peygamber'in izlediği yolu izleyip bu kitabımızı doğru anlayıp buna göre yaşamak zorundayız. Mustafa Kemal
Ben size hiçbir şey miras bırakmıyorum. Benim mirasım akıl ve bilimdir demiştir. Demek ki hem dinimizin peygamberinin hem cumhuriyetimizin kurucusunun gösterdiği yol ilim, irfan, akıldır. İlimden, irfandan, akıldan uzaklaşmadan gençlerimizi geleceğe yönelik dünya gençliğiyle ölçüşebilecek şekilde, yarışabilecek şekilde yetiştirmek zorundayız. Eğitilmeyen insandan hiçbir şey olmaz. Akıl her insan için vardır. Yusuf Asacık der ki, insan aklıyla doğar, bilgiyle yükselir. Bilgi karanlık gecedeki meşale gibidir. İnsan bilgiyle göğe dair yol bulur. Peki Yusuf Asacık bunu nereden bilmişti? Çünkü Kur'an'da ey cin ve insan topluluğu, yeryüzünün ve uzayın boşluklarında gidiniz. Ancak bunun için büyük bir güç gerekmektedir der. Peki bu gücü İslam coğrafyası olarak biz bulabildik mi? Maalesef bulamadık. Uçağı biz yapamadık. Gerçi denemeler oldu, çalışmalar oldu ama biz yapamadık. Niye biz yapamadık? Çünkü kitabımızı anlamadık. Eğer biz kitabımızı anlasak, bu kitabın bizi yönlendirdiği şekilde ilerlesek bu sorunu mutlaka çözmüş olurduk. Mustafa Kemal de der ki, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ne Yüce Peygamber'in ne Mustafa Kemal Atatürk'ün kimsenin sevgisine ihtiyacı yoktur. Biz bu Yüce Peygamberimizi de Cumhuriyetimizin kurucusunu da ancak bize gösterdiği yol doğrultusunda ilerlersek kendimiz doğru yolu buluruz. İnşallah bugün İslam coğrafyasının içinde bulunduğu özellikle bu Filistin'de yaşanan bu mezalim konusunda bütün İslam coğrafyası birleşir ve bu mezalimin durdurulması konusunda bir çaba sarf eder. Ben bütün İslam coğrafyasında birlik olmayı, bütün içerisinde hareket etmeyi ve Allah'ın emrettiği doğrultuda aklı kullanarak yaşamlarını sürdürmelerini diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.